filan Yok böyle bir şey. Peki bana en çok gelen soru, soğan kürü e, su dörde bölüp suda kaç dakika hocam? 5 dakika, dakika kaynatıyorsunuz böyle e, bir bir buçuk bardak suda ve e, onu soğutmayacaksınız. Yani ılıktan sıcak içeceksiniz özelliği odur. Yalnız gastrit ve ülser şikayetiniz varsa bunu e, bu kürü uygulayamazsınız. Diyorlar ki, ki, ben de diyorum. Yesek olmaz mı? <laughs> olmaz. Neden olmaz? Çünkü e, soğanın içerisinde alin, alinaz diye enzim, substrat e, bunlar ayrı ayrı kompartımanlarında hücrenin soğan hücresinin içinde alinaz var. Bir enzim bir de onun substratı var. Alin, sarımsakta da bu. Bunlar ayrı ayrı kompartımanlarda. Şimdi çiğnediğiniz zaman bu ikisinin ne yapıyorsunuz? Karıştırmış oluyorsunuz. Hmm. Evet. Onun için önce bu enzimin inaktif olması lazım. Kaynatılmasının sebebi odur. Ee, özellikle bunu vurgulayalım ki neden kaynatılması gerekiyor? Yani 5 dakika ee, sebebi budur. Aydınlanmış olduk çünkü gerçekten çok fazla soğan tüketip Yine de e, gribe yakalanan birçok birçok değerli seyircimiz var. İşte evet. sebebi bu. Kaynatıp içmek gerekiyor. Doğrudur. Yani müthiş etkili. Zaten her sağlıklı insanın bakın yaşınız kaç olursa olsun 20, 30, 50, 60 özellikle bayanlarda yani yılda iki defa 15 gün bu soğan kürünü günde iki defa taze hazırlayıp kullanacaklar. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin dışında prostat gelişebilecek prostat şikayetlerine karşı da önleyici yani ve şu var Hüseyin bak bu prostatın içerisine bakteri yerleşirse prostatit te neden olan prostat içi iltihaplanmaya enfeksiyona neden olan bakteri yerleşirse oraya onu antibiyotikle atmanız çok zor biliyor musun işte bunun için soğan kürünü zaman zaman böyle 6 ayda bir 15 gün kadın erkek yani prostatit veya iyi huylu prostat büyümesine karşı da müthiş koruyucu ve önleyici gücü var. Şimdi bir hastalığa yakalandıktan sonraki tedavi ile yakalanmadan önceki koruyuculuk çok farklı şey. Sen tedbirli ol mübarek o zaman şikayetin olmaz. İşte bunun için beslenme çok önemli. Yani neyi ne ölçüde ne müddetle uygulayacağınızı bilirseniz hastalıklardan kendinizi korumuş olursunuz. Uzun sağlıklı bir yaşam insanın elinde. Ama uzun ömür mü diyorsun ömrü uzatmak yok böyle bir şey bu yani ömrü uzatmak diye bir şey. Değil. Yani burada mühim olan uzun sağlıklı yaşayabilmek. Yaşadığın sürece daha kaliteli diye bir evet. yaşamak. Tabii. Moda oldu yok Dünya nimetlerinden daha fazla istifade edebilmek, faydalanmak tabii ki her şey ölçüsünde.